Merhaba arkadaşlar. 3 haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Bir takım sıkıntılardan dolayı biraz ara vermek zorunda kalmıştım. Size en sonki dersimde fotoğraf makinelerindeki objektiflerle ilgili video çekeceğimi bahsetmiştim. Şu anda o dersi çekimini yapıyorum. Burada işte objektiflerin cinsleri, özellikleri ve teknik kullanım koşullarına göre sınıflandırılması üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada işte şu anda mevcut ekranda gördüğünüz grafikte insanoğlunun genelde işte 46 derece bakış açısının olduğu. Yani bu bir gözünüzü kapattığınız zaman genelde 46 derece bir bakış açınız oluyor. Bu da ortalama 50 milimetrelik bir lense tekabül ediyor. Burada işte arkadaşlar bunun altındaki lensler uluslararası olarak genel olarak geniş açı olarak değerlendiriliyor. Bunun üstündekiler işte 85, 135, 300, 500, 1000 milimetre olanlar da teleobjektif olarak değerlendiriliyor. Burada arkadaşlar genel olarak bu lenslerin işte en alttan en üste doğru olan lenslerle ne tür çekimler yapabileceğimizi veya nasıl etkileri vereceği konusunda sizlere kısaca bilgiler vermek istiyorum. Standart normal objektifler arkadaşlar 50 milimlik veya 18-55 milimlik dediğimiz objektifler olarak değerlendiriliyor. Bunlar 24-36 milimetre olan filmlerin kullanıldığı küçük boy makinelerde veya işte DSLR makinelerde kullanılıyor. Bunlar da arkadaşlar genelde doğa, manzara, portre çekimleri yapabilirsiniz. İşte özellikle mesela 50 milimetrelik lensde daha çok diyafram değeri bendekinin 1,8'e kadar düşüyor. Bu da nedir? Diyaframdan geçen, daha doğrusu makine şey objektiften geçen ışık miktarının daha fazla olduğu için ön arka ilişkisini daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Burada işte genelde dışarıda hani görüyorsunuzdur veya söyleniyordur. Ön net arka full olsun veya arka net ön full olsun. Bazındaki çekimlerinizi bu tarz bir lensle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunların çekimleriyle ilgili örnekleri arkadaşlar videonun sonunda bir slayt olarak hazırladım. Orada ekleyeceğim. Teker teker göstermek istemiyorum. En sonda lenslerin milimetrelik değeri ve çektiğim fotoğrafların etkilerini görmeniz açısından örnekler koyacağım. Eğer dersi takip ederseniz sondaki videolarda da ne demek istediğimi daha rahat algılarsınız, pekiştirirsiniz. Anlamadığınız konularda olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtirsiniz. Elimden geldiğince onlara da cevap vermeye çalışırım. Daha sonra arkadaşlar işte burada bahsettiğimiz gibi 50 milimetrenin altında olanlar geniş açı olarak değerlendiriyoruz. Burada işte nedir? Mesela 10-18 var. Bu bir geniş açı lens olarak değerlendirilir. Bunların bir de balık gözü var. Balık gözleri biraz daha görüntüyü bozduğu için ben pek fazla tavsiye etmiyorum veya tercih etmiyorum. Ama onların da kullanım alanları var. Onlar da kullanan arkadaşlar mutlaka vardır. Onlar da biraz daha köşelerden özellikle deformasyon oluşturuyor. Ama bu 10-18 dediğim lens de herhangi bir kenarlarda bir sıkıntı veya kırpma olmuyor, bozulma olmuyor. Bunlar da daha çok doğada, manzarada veya işte iç mekanlarda çok etkili oluyor. İşte mesela ürün tanıtımı yapacaksınız veya işte bir mekan tanıtımı, iç mekan, mimari çekimler falan yapacağınız zaman yakın mesafeden daha geniş alanı rahatlıkla alabileceğiniz lenslerdir. Bunları da bu alanda kullanırken tavsiye ederim. Ondan sonra arkadaşlar ne dedik? 50 milimetrelikten sonra yani üst tarafa doğru gittikçe bu sefer ne yapıyor? 85 milimetre, 135 milimetre, 300 milimetre. Mesela 135 milimetre var. Şu anda makineye bağlı çekim yapan lensim. Bunda normal şartlarda ve yarı teleobjektif olarak kullanıyorum veya işte dar açılı bir lens diyebiliriz. Burada ne yapıyoruz? İşte genelde bunlarla standart hani bir objeye fazla yaklaşma durumumuz olmadığı için üreticiler yani lens üreticileri fotoğrafçılara biraz daha esnek olanak tanımak açısından bu tarz lensler yapıyorlar. 18-135 olabilir, 24-135 olabilir, işte 18-200 olabilir. Bu tamamen işte lensin içeriğine bağlı olarak şey yapılır. Daha sonra arkadaşlar işte dar açılı lens olarak 100 milimetrelik makro lens dediğimiz bir lensimiz var.
Bu tabii farklı lensler de var. 80 milimetre olanlar da var. Daha farklı değerlerde olanlar da var. Ben 100 milimetrelik tercih etmiştim. Bunu tercih etmemdeki amaç doğada özellikle işte çiçek böcek çekerken veya detay çekimler yaparken muazzam bir şekilde işinizi görüyor. Bunun diyafram değeri ne diyecek olursanız arkadaşlar 2.8 diye hatırlıyorum. Evet. 1 bölü 2.8 en düşük diyafram aralığı 2.8'e düşüyor. Ondan sonra 22'ye kadar veya makinenizin özelliğine bağlı olarak 32'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu işte 58 milimetrelik bir açısı var. Objektif alanı. Şöyle şu alan 58 milimetrelik. Genel olarak 100 milimetre. Bunda dediğim gibi yaklaşma veya uzaklaşma olmuyor. Ama cismi netleştirme açısından ve daha detaylı, daha keskin fotoğraf çekmenize olanak sağlayacak. Bende bulunan 70-200 lens var. Bunun daha etkili olanlar var. İşte az önceki grafikte gördüğünüz gibi 300 milimetre, 500 milimetre, 1000 milimetre olanlar. Bu benim normal doğada veya şehir içerisinde veya işte özel çekimlerimde rahatlıkla kullanabileceğim ve performansından da son derece memnun olduğum bir lens. Ama dediğim gibi üst versiyonlar da var. 300 işte 70'e 300 olabilir, 500 olabilir veya işte 1000 milimetrelik olabilir. Bunlar daha çok arkadaşlar futbol turnuvalarında görmüşsünüzdür. Kale kenarlarında veya sağda solda böyle özellikle devasa bir objektif olup arkasında spor müsabakalarına çekim yapan fotoğrafçı arkadaşlarımız genelde kullanıyor. Ya da safari'de işte nedir? Vahşi yaşam belgeseller falan çekerken rahatlıkla kullandıkları. Çünkü orada malum bir aslana veya bir vahşi doğanın içerisinde bulunmak çok da kolay veya işte rahat olmuyor. Orada daha tedbirli, dikkat olmaları açısından o tarz objektifler kullanarak belki kilometrelerce o taraftan veya metrelerce uzaklıktan şey yapıyor. Rahat bir şekilde görüntü alabiliyorlar. Bu şekilde sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Ha, bunlar da çekim yaparken ne tür şeyler kullanabilirsiniz? Bunların yardımcı aparatlar var. Mesela bu elimde gördüğünüz 1.4 müydü? Evet. 1.4 telekonvertör. Bu da farz edelim. Yani çok büyük veya donanımsal bir lens alamıyorsunuz. Ama mevcut elinizdeki lensinizi biraz daha etkili kullanmak istiyorsanız bu tarz aparatlar veya tüpler, yani bu elektronik bütü telekonverter. Bunun değerleri yani şuradaki manyetik alanları makinenizle uyumlu olduğu zaman aynen diğer lensinizi taktığınız gibi kullanıp rahatlıkla etkileşim yapabilirsiniz ve çekim yapabilirsiniz. Bunlarla çekilmiş fotoğrafların dediğim gibi örneklerini videonun sonunda mutlaka paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Objektiflerle ilgili bahsetmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Ha, ek olarak bir de yardımcı materyallerimiz var. Bunlar da işte nedir? Dar gelirli arkadaşlarımız için. Özellikle hani bütçesi yeterli olmayanlar var. Çünkü fotoğrafçılık gerçekten pahalı bir hobi. Ben bu ekipmanı dizmek için belki yıllarımı verdim. Bunlarla etkili fotoğraflar da çekebiliyordum. İşte bu elimdeki arkadaşlar tüp dediğimiz makro çekim yapmak için yardımcı alternatif ürünler. Ha, birebir makro çekim tadı vermese de en azından sizi tatmin edecek görüntüler elde edebilirsiniz. Çünkü zamanında kullandım. Çok da işime yaradı. Bunlarda 4 tane falan var. İkili olanlar var. Ben 4'lü paket almıştım. Mesela 1 artı diyor. 58 milimetrelik tabii bunlar. Alırken objektifinizin cinsine göre milimetrelik değerini belirlerseniz uyum sağlama konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Ondan sonra 2x var. Daha sonra 4x olması lazım. Evet. 4x lensimiz ve en büyük olan 10x dediğimiz. Bunları normal objektifimize taktığımız zaman o objektifimizle makro tadında fotoğraflar çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da bir süre işinizi görür. Daha sonraki süreçlerde ihtiyacınız olursa veya hani tatmin etmezse, kesmezse bu sefer bir makro objektif veya hangi alanda çekim yapmak istiyorsanız o alanda bir lens seçimi yaparsınız. Ben genelde hemen hemen her türlü alanda çekim yaptığım için
Bütün objektifleri elimde bulundurmaya çalışıyorum. Ha, eksiklerim var mı? Mutlaka vardır. Var. Ama şu an için dediğim gibi balık gözüne pek ihtiyaç duymadım. İleride alma imkanım olursa bunun bir tık üstünü almak isterim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çekim yaparken çok büyük bir haz alıyorsunuz. Ve birçok yere gidip gelmekte de sizi kurtarmış oluyor arkadaşlar. Bu haftaki dersimde arkadaşlar değinmek istediğim konular bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. Mutlaka her defasında söylüyorum arkadaşlar. Eksiklerim mutlaka olabilir. Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Saygı duyarım. Ben sadece bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ha, eksik olduğum noktalar varsa onu da yorumlarda ifade edebilirsiniz. Tabii abartmamak şartıyla veya argo, küfür içerici şekilde yazmamak şartıyla. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Buradaki gayemiz arkadaşlar karşılıklı bir alışveriş, bir bilgi alışverişi içerisinde bulunmak. Yoksa burada hani size herhangi bir üstünlük vesaire falan gütme gibi derdinde değilim. Beni beğenip beğenmemek sizin elinizde. Bu hani şahsi kişisel görünüşüm, ses tonumu beğenmeyebilirsiniz. Ben buradaki sadece yapmak istediğim arkadaşlar sizlere bir şeyler aktarabilmek bildiklerim konusunda. Ha, çok bildiğimi iddia etmiyorum ama tecrübelerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşarak sizlerin daha hızlı, daha seri bir şekilde yol almanızı katkıda bulmak istiyorum. Bu konuda da bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi arkadaşlar sizi slaytta baş başa bırakayım. Slayttan sonra bitirdikten sonra bakarsınız arkadaşlar. Soru ve önerileriniz olursa yorumlar kısmında yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.